Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. Aksaray Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yol ve kaldırım çalışmaları yaptı. Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde park bahçe ekipleri trafik ve insan yoğunluğunun en asgari düzeye ulaştığı kaldırım ve yolların tümünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Normal günlerde insan yoğunluğundan dolayı ulaşılamayan bölgeleri esas alan park bahçe ekipleri öğle saatlerine kadar şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdü. Kentteki yapı sorunlarına yönelik 24 saat esaslı hizmetlerine devam eden park bahçe ekipleri süreç içerisinde sokaklarda, kaldırımlarda bakım uygulamaları gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polis ekiplerinden kaçan 5 kişiye toplamda 18.630 TL para cezası kesildi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da geniş çaplı tedbirler alan ve denetimler gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde şüphe üzerine seyir halindeki 50 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü hızla polisten kaçmaya başlarken polis ve otomobilin sürücü arasında kovalamaca yaşandı. 20 dakika süren takipte polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşanırken şüphelilerin bulunduğu aracı kullanan sürücü dur ihtarında bulunan sivil ekiplerin üzerine aracı sürerek polis aracına da çarpıp kaçmayı sürdürdü. Polis memurlarının canını hiçe sayan sürücü Şifane Mahallesi Hassas Caddesi üzerindeki bir apartman önünde aracı durdurdu. Sürücü ve 4 arkadaşı araçtan inerek koşarak bir apartmana girdi. Apartmana giren polis ekipleri 5 şüpheliyi apartman içinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan gözaltına alınan UU, HB, CT, SC ve GC isimli 5 şüpheli polis ekiplerince apartmandan çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Burada tek tek sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi'ne getirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3.150'şer TL para cezası kesilirken, dur ihtarına uymamaktan 288'er TL ve tehlikeli araç kullanmaktansa 288'er TL olmak üzere toplam 18.630 TL para cezası kesildi. 5 şüphelinin de araç sürücülüğünü reddettiği olayda sürücü tespit edilemezken otomobil çekici marifetiyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Aksaray halkının kısıtlamalara yine tam olarak uyduğu gözlendi. Sokaklar bomboş kaldı. Aksaray'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı gözlendi.
Aksaray'ın en yoğun caddelerinden olan Kapalı Çarşı ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı bomboş kaldı. Sokaklarda genelge ile izin verilenler dışında kimsenin olmadığı görüldü. Balıkçı esnafı kısıtlamalardan muaf tutuldu. Tezgahlar hafta sonu da balık satmak için hazırlandı. Balıkçı esnafı koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Balıkçıların 10 ile 17 saatleri arasında tezgahlarını açabilecekleri duyuruldu. Vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaf hazırlıklarını tamamladı. Balıkçı esnafından Oruç Kırlı, "Kısıtlama günlerinde de açık olacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren tezgahlarımızı hazırladık, müşterilerimizi bekliyoruz. Vatandaşlar cuma gününden balık alışverişlerini yapıyor. Ancak bu hafta sonu kısıtlamasında açık olmamız cuma günkü yoğunluğu da azaltıyor," dedi. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Mustafa Çetin benim adım. Bugün sokağa... Bugünün gazete bayisiyim aynı zamanda. Ha. Sokağa çıkma kısıtlaması var bugün biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. Ama kime var? Bak herkes açmış ne güzel. Gıda sektörü. Gıda sektörü açmış. Bize var. Bazılarına var. Herkese yok. Tamam, hoş geldin. Var mı? Eviniz yakın mı? Bu yakın çevrede mi oturuyorsunuz? Hayır. Uzak. Bu sokağa çıkma yasağını değerlendirmek için balık alacağız. Zevkli yiyeceğiz. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Ben Oruç. Tadım iki balık şarküterine sahibiyim. Oruç Bey, bugün biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var. Siz de açıksınız. Paket servisiniz var mı? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Paket servisimiz var. Telefonla siparişlerimiz sürekli aktif şekilde telefonlarımızı kullanıyoruz. Müşterilerimiz gelmeden önce sipariş veriyor, telefonla hazırlıyoruz. Yakın yürüme mesafesinde olan müşterilerimiz geliyor, kendileri alıyor. Uzak yerlerde olan müşterilerimiz paketlerini soğumayacak bir şekilde paketleyip götürüyoruz. Peki yoğun muydu bugün? Bugün Cuma'dan biraz baskı olduğu için hafta sonu çıkamadı. İnsanlar istemez tedirgin oluyor. Cuma gününde biraz alışveriş fazla yapıyorlar. Hafta sonu biraz daha hafif geçiyor bu aralar. Normalde hafta sonları çok yoğun olur bizim. Hafta sonu şu an hafif yani. Peki insanların yaklaşımı nasıl? Çıkamıyorlar kendileri dışarıya, sizden istiyorlar, götürüyorsunuz. Bundan sonra balığa talep biraz daha arttı. Tabii reklamlarda falan da haberlerde görüyorsunuz. Balığa talep şu an iyi yani. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bir diğer sektör ise taksiler oldu. Taksici esnafları da tedbirler kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan taksiciler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Hastaları, sağlık çalışanlarını, fabrika işçilerini ve yasaktan muaf olan birçok insanı taşıyan taksiciler koronavirüs tedbirlerine de riayet ediyor. Taksici esnafı Sami Yüksel, "Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Arabamızı ve ellerimizi dezenfekte ederek çalışıyoruz. Sürekli yolculuk yapıyoruz. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık," diye konuştu. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Sami Yüksel. Sami Bey, sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz. Çalışıyorsunuz bugün. Evet. Nasıl işleriniz? Vallahi şimdi çalışıyoruz da, tabii işlerde düşüş var. Ama tabii evlerden arayan olursa, iş yerlerin, hastane olsun, herhangi çok zararlı ihtiyaçlarda vatandaşlar bizi arıyor ve ulaşıyoruz. Dedikleri yerleri bırakıp alıp götürüyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Peki izinlerinin olup olmadığına bakıyor musunuz? Tabii, HES kodlarının olup olmadığını soruyoruz. Uzak yola gittiği zaman izin kağıtlarınız var mı yok mu? Yoksa zaten getirmiyoruz. Yani bu vatandaşlar bunu böyle bilsin yani. Peki izinsiz aracınıza bindiler diyelim ki. Polis çevirme yaptı. Onların izinsiz çıkması sizi etkiliyor mu? Hayır, bizi etkilemez. Sadece biz kendilerine soruyoruz. Bizim görevimiz şu: gideceği yere taksimetreyi açıyoruz. Varadığı zaman polis uygulamasında, polis bizi durdursa zaten bizim şeyimize girdiği zaman plakada her şeyimiz çıkıyor.
vatandaşın tabii kimliğini HES kodun olma olmadığını sorduğunda yoksa zaten memur ona gereken işlemi yapıyor yani. Ben buradan şunu söylüyorum. Kimse HES kodsuz araca binmesin ve kamu kuruluşlarında zaten HES kod uygulaması var. HES kodu alsınlar daha iyi olur. Eğer bu vatanın milleti halkını seviyorsa burada herkes temizliğine çevresindeki insanlara zarar vermemek için bu konulara ve mesela bilim kurumlarının tavsiyelerine herkes uymasını tavsiye ederim ben. Yani gerçekten bu yani bu sıkı şey bu. Uygulama bu var. Öyle ben efendime söyleyeyim, çevreme zarar vereyim, topluma zarar vereyim diyen insanlar bunun sabah bir gün hesabını kitabını veremezler. Ben bu yönde söylüyorum. Peki nöbet usulü çalışıyorsunuz değil mi bugün? Tabii, nöbet usulü çalışıyoruz. Gece saat 12'ye kadar 3 taksi çalışıyoruz. İkisi gidiyor, bir taksi kalıyor. O da çalışıyor yani. Burada bir sıkıntımız yok. Peki bugün kaç müşteriniz oldu sayabildiniz mi? Vallahi 4 tane. Şu ana kadar 4 tane. Ama biz şikayet etmiyoruz. Önemli olan burada kanaatler etmek. Amacımız para kazanmak değil. Amacımız topluma güzel bir hizmet etmek. Ya biz bu yöndeyiz. Müşteriye daha iyi kalize etmek, daha iyi ona davranmak. Saygıda, sevgide yani biz hata yapmamayı düşünüyoruz. Kendilerine daha verimli olmak için daha güzel, daha kaliteli hizmet yapmaya çalışıyoruz. Peki buradan evden sizi izleyen vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Vallahi ben buradan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Kurallara uysunlar. Devletimizin verdiği kanun ve hükümlere herkes uysun. Çünkü uyarsa bu toplumda huzur ve güven daha çok artar. Başıboşluk olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. grubun 14. hafta müsabakalarında Düzcespor'a konuk olan 68 Aksaray Belediyespor zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'in iddialı iki takımı 68 Aksaray Belediyespor ve Düzcespor 14. hafta müsabakalarında karşı karşıya geldi. Maçın başlama vuruşuyla ev sahibi Düzcesporlu oyuncular uzun paslar ve hava toplarıyla Aksaray Belediyespor ceza sahasında etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Düzcespor Aksaray Belediyespor ceza sahasına yakın bir alanda kazandığı serbest vuruştan yararlanamadı. 18. dakikada Düzcesporlu futbolcu Metin Sevinç sarı kart gördü. 27. dakikada Düzcesporlu futbolcu Yusuf Akyel ceza sahası içerisinde buluştuğu meşin yuvarlağı Aksaray Belediyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Düzcespor'un golünden hemen sonra temsilcimiz Aksaray Belediyesporlu futbolcu Necmi Çoban sarı kart gördü. Maçın 36. dakikasında Düzcespor ceza sahasının sol tarafından Mehmet Atik'in Düzcespor ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Güney Tuzcuoğlu ise müsait pozisyonda meşin yuvarlakla buluşsa da Aksaray'ın en net gol pozisyonundan yararlanamadı. 39. dakikada futbolcumuz Mustafa Apardı, Düzcespor kalesinde yakaladığı tehlikeli ve net pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşmanın 45. dakikasında Düzcesporlu futbolcu Nevzat Bilen'in şutu temsilcimiz Aksaray Belediyespor'un kale direğine patladı. İlk 45 dakika ev sahibi Düzcespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısına temsilcimiz Aksaray Belediyespor golle başladı. İkinci yarıda hakem düdüğü çalar çalmaz santrada topu alan futbolcumuz Taha, Düzcespor ceza sahası içerisinde bulunan Mehmet Atik'le topu buluşturdu. Atik topu Düzcespor filelerine göndererek 46. dakikada beraberlik golünü attı. Golün ardından Düzcespor futbolcusu Oğulcan Şahin yaptığı sert müdahale sonucu sarı kart gördü. Aksaray Belediyespor ceza sahasına yakın bir alanda Düzcespor'un kazandığı serbest vuruş kararına itiraz eden futbolcumuz Kaptan İbrahim Konuksever sarı kart gördü. Beraberlik golünün ardından artan Düzcespor ataklarına orta saha ve ceza sahası içerisinde karşılık veren temsilcimiz Aksaray Belediyespor kanatlardan yaptığı hızlı çıkışlarla galibiyet golü arayışını sürdürdü. Gol için yüklenen Aksaray Belediyesporlu oyuncumuz Güney Tutcuoğlu, Düzcesporlu futbolcu Ebu Sıddık'ın geri pasında topu ayağında tutan kaleci Orhan Erdoğan'ın hatasını affetmeyerek Aksaray Belediyespor'un galibiyet golünü 62. dakikada Düzcespor ağlarıyla buluşturdu. Dakikalar artmış 66'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesporlu futbolcumuz Gürcan Gözüm sarı kart gördü. Düzcespor beraberlik için Aksaray Belediyespor ceza sahasına kontra ataklarını sıklaştırdı.
82. dakikada temsilcimiz Aksaray Belediye sporlu futbolcu Gürcan Gözüm gördüğü ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 82. dakikadan itibaren Aksaray Belediye Spor 10 kişi mücadeleyi sürdürdü. 84. dakikada bu sefer Düzce sporlu oyuncu Onur Demir çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Her iki takımda mücadeleyi 10 kişi sürdürürken maçın normal süresine 5 dakika uzatma süresi eklendi. Karşılaşma 1-2 skorla Aksaray Belediye Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Şimdi ekranlarınızda ekonomi gündemi. Hava durumu var efendim. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.